Merhaba, ÖRAV sohbetlerine hoş geldiniz. Öğretmen Akademisi Vakfı'nın düzenlediği sıra dışı meslekler, farklı konular ve konuklarımızı ağırladığımız sohbetlerimizde bugün de sohbetinden hem çok zevk alacağınız hem de bilgisiyle bize değerli katkılar sunacak olan bir konuğumuzla birlikte olacağız. Konuğumuz Doçent Doktor Saniye Bencik Kangal. O bir anne. Medya kullanıcılarının yakından tanıdığı adı ile akademisyen anne. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü öğretim üyesi. Korkma, iyi bir annesi, evlat, oyunperest gibi kitapların yazarı ve 1,5 milyon üzerinde takipçisi olan bir influencer. Saniye Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle kendim anlatılınca böyle dinliyorum. Benim de böyle güzel bir özgeçmişim olsa kesinlikle bayılırdım. Teşekkür ederim. Harikasınız. Nasılsınız? Bazen böyle, çok özür dilerim, böldüm mü lafınızı? Bazen böyle şey yapıyorlar, işte kongrelerde, seminer, konferanslardan önce falan anlatıyorlar. İşte şurada doğdu, şurayı bitirdi, şuradan mezun oldu, buradan mezun oldu. Diyorum ki birisi de şunu anlatsın ya, buradan ağlaya ağlaya yürüdü o koridorlardan. Süründü, perişan oldu falan. Bunların hiçbiri yok tabii özgeçmişlerde. Keşke onlar da yazılsa değil mi evladım? Evet, yollar kolay değil. Yol, geçtiğimiz yollar belli ki çok meşakkatle gelinmiş. Biz de bunu aslında öğrenmek istiyoruz. Sondan da başlamak istiyoruz. Öncelikle şu influencer olma hikayenizi çok merak ediyorum. Bu yolculuğa çıkarken 1,5 milyonun üzerinde bir takipçiniz olacağını tahmin etmiş miydiniz? Yani şöyle, bu bir girişimcilik miydi sizce? Ya da başka bir adla adlandırır mısınız? Bir de şunu merak ediyorum. Ya influencer olmanın olmazsa olmaz özellikleri var mıdır? Bir düşüneyim ben. Anlatmaya başlayınca arka planda da onu düşüneyim. Olmazsa olmaz bir şey var mıdır diye. Yani aslında ben hiç iyi bir sosyal medya kullanıcısı değildim. Hatta benim bir arkadaşım var. Belki tanırsınız. Özge Selçuk Bozkurt. O da böyle bir yüksek takipçili bir influencer diyeyim. O zaman çocuk gelişimci diyeyim. Dönem arkadaşı. Onun o zaman Facebook'ta bir hesabı vardı ve çok yüksek takipçiliydi. O zamanın koşullarında bana demişti ki gel bu sayfayı birlikte yönetelim. Ben ona demiştim ki Özge, benim bir sürü işim gücüm var ya. Doktora tezimi yazıyorum. Ben ne işim var benim Facebook'ta sayfayla falan demiştim. Hala bazen bana söyler, bana böyle söylemiştim diye. Ama sonra şöyle bir şey oldu. 2013 yılında oğlum dünyaya geldi. Demir doğduktan sonra ben böyle her şeyi okuyorum. Efendim sütüm az geliyor. Bakıyorum kimler ne yazmış, işte süt arttıracak gıdalar falan gibi böyle şeyler okumaya başladım. Tabii makaleleri okuyorum ama o makalelerde bir duygu yok. Yani kimse demiyor ki sütüm gelmeyince hüngür hüngür ağladım diye yazan hiç kimse yok orada gerçekten. Hep işte yüzdeler üzerinden vesaire konuşuluyor. Şimdi hal böyle olunca ben de Instagram anneleri diye bir şey keşfettim. Instagram'da bir takım anneler var ama sayıları son derece azdı. 2014 yılından bahsediyorum. Ve ben onları okumaya başladım. Benim çocuğumla da benzer yaşlara sahip ya da birkaç yaş büyük çocukları var. Onları okuyorum ve onların dediklerini uygularken buldum kendimi. İşte süt arttırmak için şunu ye diyor. Ben bir bakıyorum ki akşam onu yiyorum falan. Yani onların sözünü dinler hale geldiğini fark ettim. Sonra dedim ki yani ben de böyle bir hesap açayım. Yani hesabımın adını değiştireyim. Akademisyen anne yapayım. Ben de dedim akademisyen anne olayım. Her şey bir şey, herkes bir şey annesi. Ama 4 tane falan anne var o zaman. 4 ya da 5 tane anne var Instagram'da. Ben de adımı değiştirdim. Akademisyen anne yaptım adıma. Sonra bir gün bir oyun paylaştım. O zaman benim oğlum 7 aylık falandı, 7-8 aylık bir etkinlik paylaştım. Meğer benim de öğrencilerimden bir tanesinin 20 bin takipçisi varmış Instagram'da ve beni takip ediyormuş. Benim de o zaman işte eşim dostum takip ediyor. Beni kaç takipçim olsun? 200-300 yani öyle bir takipçim var. Beni oyunu paylaşınca o kendi sayfasında repost yapmıştı. Ve ben hiç unutmuyorum. Bir gün böyle telefonum odamda, masamda. İşte derse girdim, çıktım, öğlen geldim, bir baktım bana bir dünya kadar bildirim yağıyor. Eşimi aradım, dedi ki bu Instagram bozuldu herhalde ya. Gerçekten bana hala bunu anlatır. Bu Instagram bozuldu herhalde diye. Hatta şöyle bir anım daha var. Benim bir blogum vardı, Blogspot'ta. Bir gün birisi beni takip etmeye başladı oradan ama hiç tanımıyorum. Eşime gittim, dedim ki biliyor musun beni biri takip ediyor ama hiç tanımıyorum. Beni stokluyor. Hiç tanımıyorum demiştim. Yani bunlar hep böyle komik anılar olarak kaldı. Neyse o öğrenci meğer beni paylaşmış. Repost falan ne demek bilmiyorum. O beni repost etmiş. Ve benim 1100 falan takipçim oldu o zaman. Şimdi dedim ki bir oyun paylaştım. Ve beni 1100 kişi takip etmeye başladı. Ve şimdi benim onlara karşı bir sorumluluğum var. Ve ben oturdum.
Bir defterim var. Hala saklıyorum o defteri. Haftalık plan yaptım. Instagram'da paylaşım yapmak üzere haftalık bir planım vardı. İşte pazartesi bir oyun önerisi paylaşırsın. Salı günü gelişimsel öneri paylaşırsın. Onların ne olduğunu düşünüyorum. Ve oraya bir yazdığım şeyi saatlerce üstünde çalışıyorum. Yani bir paragraf ama saatlerce çalışıyorum üstüne. Sonra bir korkma serisi diye bir şey başlattım Instagram'da. O da doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular üzerineydi. Siyah beyaz bir fotoğrafın üstüne işte diyorum ki korkma alışır, korkma bırakır, korkma asosyal değil, korkma iyi bir annesin gibi. Sonra korkma iyi bir annesin paylaşımı özellikle çok viral bir paylaşım oldu. Herkes sayfasında paylaştı, paylaştı, paylaştı. Bütün korkmalar aslında viral oldu ama en viral olanı korkma iyi bir annesin oldu. Ve sonra ben böyle bir 20 bin takipçili falan oldum. Ama o zaman Instagram'da 20 bin takipçinin olması wow, 20 bin takipçisi vardı. Çünkü o zamanlar Instagram dutluktu. Öyle diyorum. Gerçekten dutluktu. Hiçbiriniz yoktunuz belki o zaman Instagram'da. Bir bakın ne zaman girmişsiniz. Yani biz orada kendi kendimize eğleniyorduk. Sonra 70 bin takipçimin olduğu sıralarda hatırlıyorum bu rakamları. Şey dedim ki eşime, ya dedim ben her akşam geldiğimde evde Demir'le bir oyun oynuyorum. Her akşam ama düzenli eve gelirken hep düşünüyorum ben bu akşam çocukla etkili vakit geçirmek için ne yapabilirim diye her zaman düşünüyorum. Dedim ki yani dedim ben dedim Demir'le oyun oynarken sen dedim fotoğrafımızı çeker misin? Ya da dedim arada video çeker misin? Instagram'da o zamanlar video da 15 saniyeydi zaten. Kısaydı, evet. Saydı 15 saniyeydi. O da dedi ki tamam, o benim arada fotoğraflarımı çekiyor ben Demir'le oynarken. Sonra Demir yattıktan sonra ben o fotoğrafları düzenliyorum. Efendim videoları düzenliyorum. Altlarına metin yazıyorum, paylaşıyorum. Öyle bir yola girdim. Oyun paylaşmaya başladıktan sonra o zamanlar oyun sayfaları bir tane falan, bir ya da iki tane oyun paylaşan kişi vardı. Gene yoktu. Şimdi derya deniz yani. Öyle olunca hani ilk olunca bir ihtiyaca yönelince fark edildi. Ve o oyun paylaşmaya başladıktan sonra takipçim ciddi anlamda arttı, çok arttı. Ve sanıyorum 300 binlerde falanken ben 300 bin takipçim falan varken de Korkma İyi Bir Annesin kitabı çıktı. Ama ilhamı o korkma serisidir. Instagram'da paylaştım. Sonra işte o çok çok güzel okundu. Çok güzel tirajları oldu o kitabın. Onunla beraber ben bir sürü seminerlere gitmeye başladım dört bir tarafta falan derken arttı, arttı, arttı. Ama böyle şey hep nasıl diyeyim doğal bir şekilde arttı Instagram. Ve siz dediniz ya influencer olmak için ne yapmak lazım? Ben şimdi hiçbir zaman hiçbir tane paylaşımı para kazanmak için çıkmadım. Hiç. Benim ne kitaplarımı yazarken ne Instagram'a başlarken hiçbir zaman maddi bir amacım olmadı. Hala benim yayıncılarım da söyler. Sani Hoca'nın kurbağalı hesap vardı. Orada ona hesap kitap gösterdik. Kurbağalı hesap makinesinde hiç ilgilenmedi derler. Çünkü benim tek bir şey amacım vardı. Ben yazayım ve okusunlar. Okusun. Evet yani hani şu kadar satar, bu kadar olur falan diye hala yok. Hala gerçekten yok. Tek derdim var okusunlar. Tek derdim var ulaşsın gerçekten. Tek derdim var çocuklar için. Hani birileri çocukları anlasın, cezalandırmasın, kötü söz söylemesin, hor görmesin, itmesin, kalkmasın. Çünkü çok kültürlü bir kesim bile maalesef ki bunu yapıyor. Hani dediniz ya etkili bir influencer olmak için ne yapmak gerekir diye. Ben şunu düşünüyorum. Kendini göstermek değil orada. Herkesin kendini göstermenin telaşında. Hani bazen Instagram algoritmaları nedeniyle kendi selfinizi çekip koyuyorsunuz. Çünkü Instagram göz bebeklerini öne çıkarıyordu bir ara. Ve altına mesela bilimsel bir şey yazıyorsun. Orada sen varsın. Ama orada amaç kendinizi göstermek, kendi hayatınızı ön plana çıkartmak değil. Bir ihtiyaçtan yola çıkmak bence. Bir açığı kapatmak, bir fayda sağlamak. Ben Instagram'da paylaşım yapıyorum. Neden? Ben bu postu buraya koyacağım. Neden koyacağım? Onu bir sorgulamak lazım. Ben şimdi işte orada gözlüğümü mü göstermeye çalışıyorum orada? Yoksa ben orada insana bu gözlük kullanmanın işte çocukların sosyal gelişim üstündeki işte ama etkisini mi anlatacağım? Ya da işte akran zorbalığına neden oluyor mu bu gözlük? Onu mu vereceğim? Yani niye ben bunu paylaşıyorum? Bu çok önemli. Kendini göstermek değil, fayda sağlamak. Fayda sağlamak. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki meşhur bir dizi oyuncusu olurum.
Orada insanlar sizi görmek isterler. Orası ayrı bir platform. Ya da işte bir tiyatrocu olursun, bir ses sanatçısı olursun, şarkıcı olursun, her neyse. O zaman merak eder senin bu küpeni, kolyeni, bilmem neyini merak eder. Sen de o yönde yolunu çizersin. Öyle bir influencer olursun mesela. Ama mesela benim konu kapsamımda böyle bir şey söz konusu olamaz. Ve bence fayda sağlamayan kimse de çok uzun süre yer alamaz. Çünkü insana bir şey katmanız lazım. Evet, düzenli takip ediyorlar çünkü aslında siz de paralel gidiyorsunuz. Hem onların ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Bir de o sizdeki bir samimi bir içtenlik var. O da kesinlikle videolarınıza yansıyor. Teşekkür ederim. Deneyimli olan serüveninizi takip Evet. ediyoruz. Ben de sizin takipçinizim. Teşekkür O ederim. Evet. oyunlar, bahsettiğiniz oyunları anneler buradan dediğiniz gibi bir fayda sağlıyor ki bu kadar yüksek sayılara ulaştı. Tabii şöyle bir şey oldu. Hani bu yol da çok pembe değil. Yani onu da söylemek lazım. Evet. Yani çok böyle hırpalandığınız sizi gerek fiziksel çevrenizden, gerekse sanal çevrenizden hırpalayan her zaman oluyor. Yani önemli olan kendi doğru bildiğin yolda gitmek. Devam. Ben doğruyum ya. Ben evet doğru yapıyorum. Ben eminim. Ya, bu yanlış değil. Yani o doğrunun arkasında durmak da bazen çok zor oluyor. Şimdi bizim genellikle izleyici kitlemiz, takipçilerimiz öğretmenler oluyor. Bir de bu taraftan bakalım istiyoruz. Siz de bir çocuk gelişimi konusunda uzmansınız, bir akademisyensiniz. Bu şapkanızı takarak bize öğretmenlerin erken çocukluk döneminde, özellikle erken çocukluk döneminde ilgilenen öğretmenlerin şöyle sosyal gelişimini, çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklemesi konusunda neler yapabilirler? Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Şimdi şöyle, bence öncelikle öğretmenler kendisini bu anlamda yetiştirmeli. Hepimiz 4 yıllık üniversitelerden, fakültelerden mezun olduk. Bazen tabii okul 2 yıllık bölümlerden mezun olup okul öncesi öğretmeni olanlar da var. Hatta yardımcı öğretmenler de var. Bazen kız meslek lisesinden mezun oluyorlar. Burada önemli olan ilk şey insanın kendisini yetiştirmesi. Hiçbir bilgi bize inmiyor. Hiçbir bilgiyi rüyamızda görmüyoruz. Her şey okullarda öğretilmiyor. Dolayısıyla bu konuda kendimizi kesinlikle geliştirmemiz lazım. Sosyal duygu, bugün bu biraz önce bir seminer verdim. O seminerde verdiğim hiçbir şey derslerde öğretmenler bize anlatmadılar, hocalar anlatmadılar. Siz kendiniz kendi mesleğinizin araştırmacısı olmak durumundasınız. Siz çünkü sürekli her şey değişiyor. Eskiden diyorlarmış ki çocuğu kucağa almayın alışır. Bir grup çocuk öyle büyümüş. Sonra araştırmalar gösterdi ki bu son derece yanlış. O yüzden bir takım bilgiler de değişiyor. Çocuklar da değişiyor. Çocukların çünkü çevresel koşulları da son derece değişiyor. O yüzden birinci koşul bence yaptığımız işi seveceğiz ve sevdiğimiz işin araştırmacısı olacağız. Kimler neler yapmış, ben neler yapabilirim? Öncelikle bunu öğrenmemiz lazım. Bir diğeri şu, çocuğun gelişimini bilmemiz lazım. Yani bazen mesleki körlük yaşıyoruz biz. Çocuğun gelişimini bilmemiz lazım diyoruz ama normal bir anneden farksız tutumlar sergileyebiliyoruz maalesef ki. Biz o çocuktan ne bekliyoruz? Şu anda benim sınıfımdaki çocuklar gelişimsel olarak neredeler? Ben onları gelişimsel olarak bir üst seviyeye çıkartmak için ne yapmalıyım? Bu her gelişim alanı için geçerli. Sadece sosyal duygusal gelişim alanı için değil. Ama tematik gidiyoruz. Ne yapıyoruz işte? Şimdi bugün mavi günü, tamam mı? Mavi renkli etkinlikler yapıyoruz diyoruz mesela. Tamam, mavi renkli etkinlik yapıyoruz ama niye? Çocukta hangi alanın gelişimini desteklemek için ben mavi ile ilgili etkinlik yapıyorum? Şimdi bunu izleyen birçok öğretmen diyecek, evet biz de böyle yapıyoruz. Ben biliyorum ki birçok öğretmen böyle yapıyor. Ama maalesef ki her meslekte bir azınlık grup olabiliyor maalesef ki. Bir etkinlik yapıyorsam onu neden yapıyorum? Sadece vakit geçirmek için değil, sadece oyun oynatmak değil benim amacım. Ben öğretmensem gelişimin hangi alanını desteklemek için bunu yapıyorum, bunu bilmem çok önemli. Gelelim sosyal duygusal gelişime. Şimdi sosyal duygusal gelişimde önemli bir takım aşamalar var, özellikle duygular konusunda. Bir kere duyguları tanıma, duyguları anlama, duyguları kabul etme ve duyguları ifade etme, düzgün şekilde ifade etme ve o duyguyla birlikte yaşama becerisini gelişmesi lazım. Bu ne demek? Duyguyu tanıma, çocuğun içinde bulunduğu duyguyu tanımasını sağlamam lazım. Yani hiçbir duyguyu kötü olarak yansıtmamam lazım. Bazı duygular mesela olumsuz duygular diye geçiyor işte. Bunlar korkmak, efendim öfkelenmek gibi bir takım duygular, ağlamak, üzülmek.
Bunlar olumsuz duyguymuş gibi. Ama bunlar hayatın içerisinde varlar, bizde varlar ve bir misyonu var bu duyguların. Bizde olması gerekiyor bu duyguların. Niye bu duygular? Mesela korkular bizi tehlikelerden korumak için var. Öncelikle çocukları bu duyguları yansıtmalarına izin vermemiz lazım biz okul öncesi öğretmeni olarak. Yapma. Mesela bağırma diyoruz ya çocuğa. Şimdi bağırmak yerine demek ki bu çocuk duygusunu doğru şekilde yansıtmayı öğrenememiş. Kızıyor ve arkadaşını diyelim ki itiyor, tamam mı? Neden? Kızgın olduğu için. Ama biz kızdığımızda birbirimizi itmeyiz. Buradan şu sonuç çıkıyor. Demek ki bu çocukla benim özel olarak duygu düzenleme becerisi çalışmam lazım. Sinirlendiğimizde bağırmıyoruz. Sinirlendiğimizde arkadaşımızı itmiyoruz. Ama bütün topluluk içerisinde çocuğa öğretmen bağırdığında yapma diyorum sana, arkadaşını itekleme dediğimizde ne yapıyor? O çocuk o davranışın doğrusunu zaten öğrenemiyor. Öyle değil mi? Evet, olumsuzluğa gitmek yerine Evet yapması ve bütün, gerekiyor. evet ve bütün arkadaşlarının içerisinde de sanki böyle bir örseleniyor. Bütün sınıf tarafından etiketleniyor o yaramaz diye. Oysa ki ben öğretmen olarak orada bir uyanmam lazım. Yani bu çocuğun duygularını ifade etme becerisiyle ilgili bir sıkıntısı var. O zaman ben bir aileyle görüşeyim. Aileyle görüşmeden de olmaz. Şimdi aileler öğretmenler evden beklerler genelde. Aileyle işbirliği yapacağız. Yani bu durumu anlatacağız. Evde de bu tip durumlar yaşanıyor mu bakacağız. Örneğin. Ondan sonra evde anne baba aileyle görüşürken zaten anne baba tutumları konusunda bir bilgimiz olacak bizim bu durum karşısında. Ve doğal olarak çocuğa nasıl bir program hazırlayacağız? Bunu hazırlayacağız. Ve son dönemde duygu düzenleme becerileriyle ilgili ve çocukların duygusal gelişimini desteklemekle ilgili çok güzel müdahale programları hazırlandı. Çok güzel doktora tezleri yapıldı ve bunların hepsi YÖK'ün sisteminde var. ULAKİM'den bu tezlere ulaşabilirler. Onların yazarlarıyla iletişime geçebilirler. İnanın o yazarlar o öğretmenlere destek olmak için dört elle sarılırlar. Çünkü kimse doktora tezi raflarda kalsın istemez. Birçoklarını biliyorum ben bu yapılan tezleri. 8 haftalık, 10 haftalık bütün sınıfın duygu düzenleme becerilerini desteklemeyle ilgili hem Türk araştırmacılar tarafından geliştirilmiş hem de yurt dışından uyarlanmış birçok çalışma var. Yapılmış hali hazır sana diyor ki işte birinci gün bunu yap, ikinci gün bunu yap gibi yani. Aslında Yapılandırılmış bir şekilde. yapılandırılmış bir şekilde. Siz de sınıfınıza uygun bir şekilde bunlara ulaşıp duygu düzenleme becerilerinin gelişimini destekleyebilirsiniz. Çünkü bu çok önemli gerçekten. Biraz önce verdiğim seminerde de konuşmuştuk. Birçok problemi duygularını düzenlemeyi öğrenememiş çocuklar yetişkin olduğunda yaşıyoruz. İşte o öfkelendiğinde bardağı duvarı fırlatmak duygu düzenleme becerimin gelişmediğini gösterir. Kızdığımda küfretmek duygu düzenleme becerimin gelişmediğini gösterir aslında bakarsanız. Bunların temeli ne zaman atılacak? Bebeklik ve erken çocukluk döneminde atılacak. Erken çocuk. Çok önemli. Çok, çok, çok önemli. İşte ağacın yeşermesi gibi, işte o ilk suların verilmesi gibi çocukların da ilk erken çocuk döneminde duygularını tanıması çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz bilgiler için, verdiğiniz bilgiler Ne demek? Rica ederim. için. Biraz önce bahsettiniz, dediniz ki işte anne babanın öğretmenle işbirliği çok önemli. Siz de bu özellikle bu influencer, işte YouTuber olma özelliğinizden dolayı çok fazla annelerle de iç içesiniz. Acaba bize şöyle biraz öneri verebilir misiniz? Şimdi bazen bu işbirliğinde sıkıntılar olabiliyor. Anne baba öğretmen işbirliğinde. Neler yaparsa öğretmen bu işbirliğini daha aktif hale getirebilir? Neler önerebilirsiniz? Şimdi şöyle, elbette ki öğretmen anne babayla işbirliği içerisinde olmak istiyor. Anne baba da öğretmenle işbirliği içerisinde olmak istiyor ama yani bir şekilde burada bir şey var, aksama var. Ben yaptığım paylaşımlarda şunu görüyorum. Ben ne zaman öğretmenlerle ilgili olumsuz bir şey yazarsam anne babalar beni destekliyor, öğretmenler beni taşlıyor. Ne zaman ki anne babalarla ilgili olumsuz bir şey yapsam öğretmenler beni alkışlıyor, destekliyor. Bu sefer anne babalar öğretmenlere yükleniyor. Yani sanki böyle Bir taraf olma durumu var aynen öyle sanki iki taraf varmış gibi. sanki. Yani şimdi ben her zaman söylüyorum. Yani öğretmenlerimiz çok kıymetli. Yani hepimizin hayatına iz etmiş bir ya da birden fazla öğretmen var. Bize bir alanı sevdirmiş bir öğretmen var. Dolayısıyla ama her mesleğin iyisi var. Hakkını vererek yapanı var.
Ve maalesef ki zorunluluktan, sadece bir maddi amaç uğruna o mesleği yapan da var. Doğru mu? Doğru. Her meslek dalında bu var. Ve maalesef ki öğretmenlik mesleğinde de var. Ve anne babalıkta da anne baba olmayı isteyenler var. İyi anne baba olmayı isteyenler var. Ya da bir şekilde hayatın koşulları içerisinde hani düşe kalka anne babalığı öğrenen, hadi nasıl olsa çocuk bu, doğan büyür mantığıyla büyütenler var. Şimdi taraf yok. Öncelikle onu konuşalım. Yani bu bir savaş değil. Bu bir birliktelik olmak zorunda. Şimdi çocuğun yüksek yararı doğrultusunda ebeveynin, yani annenin, babanın ve öğretmenin işbirliği içerisinde çalışması şart. İşbirliği içerisinde olması şart. Bunun yolu da nereden geçiyor? Bunun yolu da açık iletişimden geçiyor. Maalesef ki bu açık iletişim günümüzde dijital iletişime döndü. Şimdi biliyorsunuz bir WhatsApp grupları var. O evet. WhatsApp gruplarında genellikle öğretmenler olmuyor. Olmayı da tercih etmiyor. Bu da çok normal. Çünkü o WhatsApp gruplarında 7-24 yazışılıyor. Ama öğretmenin de mesai saatinden sonra kendine bir zamanı var sonuçta. Şimdi o WhatsApp gruplarında öğretmenin arkasından yazılıyor ve içeriden bir ajan da o yazılanları, genelde bu oluyor gerçekten, o yazılanları öğretmeni iletiyor. Öğretmen bu sefer velilere öfke duyuyor ve bu olumsuz olarak hiç yansımaması gereken yere yansıyor. Nereye? Öğretmenin performansına yansıyor. Öğretmen çocuğa yansıtmak istemez. İyi bir öğretmen asla orada yazışılanları çocuğa yansıtmak istemez. Ama içten içe öğretmen de bir insan sonuçta. Ondan ne oluyor? Bir öfke oluyor. Ve dolayısıyla bu işbirliğinin önündeki büyük bir engel olarak kalıyor. O nedenle eğer öğretmenle konuşacağımız bir şey varsa, konuşmak istediğimiz, iletmek istediğimiz bir sorunumuz, bir derdimiz, bir talebimiz, bir isteğimiz, bunu dedikodu ortamına taşımaya gerek yok. Bunu ne yapmak lazım? Bir kişiyseniz bir kişi, birkaç kişiyseniz birkaç kişi. Öğretmene gidip öğretmenle açık iletişim yoluyla konuşmak lazım. Öğretmenin de şunu düşünmesi lazım. Ya bu insanlar evet bununla, bu kaygıyla bana geldiler ama onların da biriciği benim elimde. Yani herkesin biriciği de öğretmenlerin elinde. O yüzden benden böyle bir talepleri var. O yüzden benimle böyle ilgili böyle bir şüpheleri var. Bu kişisel değil. Bu benimle ilgili değil. Bu onlardan kaynaklanan bir durum. Çünkü biz her zaman bir şeyi kişisel olarak algılıyoruz. Diyor ki mesela bir talepte bulunuyor, diyor ki ben yapmıyorum da o yüzden mi bana bunu söylüyor diyor. Kendinizi savunmaya geçmeyin. Birçok şey sizden kaynaklı olmuyor. Birçok şey annenin babanın kendi duygularından kaynaklı olarak size gelip yansıttıkları şeyler. Ben bir anaokulunda çalışırken bir tane veli demişti ki orada ayakkabılıklar olur. Böyle altta olur. Bir veli geldi dedi ki benim oğlumun ayakkabısı neden üste konmuyor da alta konuyor dedi mesela. Yani böyle şeyler yaşanabilir. Ne yapacağız? Tamam bunu sıraya koyalım. Bir gün sizinki üstte bir gün onun. Demek ki o velinin de çocukluktan kalma ya da kendi yaşantısından yani kalma bir sıkıntısı var, tamam mı? O benden kaynaklanan bir şey değil. O öğretmenden kaynaklanan bir şey değil. Biz sorunları böyle kişiselleştirdiğimiz zaman da maalesef ki çözemiyoruz. Peki ne yapalım? Bir kere her veliye eşit yaklaşalım, tamam mı? Hiçbir veliyi ön plana çıkartmayalım. Hiçbir çocuğu ön plana çıkartmayalım. Hiçbir çocuğu yıldızlaştırmayalım. Sen gel, sen çok güzel marakas çalıyordun. Sen marakas çal. Senin de sesin çok güzeldi. Sen şarkı söyle. Öbürleri ne oldu? Belki öbürlerinin içinde de potansiyel çok yüksek olan çocuklar var. Şimdi böyle olunca veli de ne yapıyor? Öfkeleniyor. O yüzden hiçbir veliyi ya da hiçbir çocuğu yıldızlaştırmıyoruz. Bütün velilere, bütün çocuklara eşit uzaklıkta kalıyoruz. Ve düzenli olarak velilerle görüşme yapıyoruz mutlaka. Tamam mı? Bunu bir sorun olmasını beklemiyoruz. Mesela anaokullarında kapıda çocuğu alma verme zamanlarında konuşuyoruz zaten. Ama orada etkileşimi yüksek bir zaman geçiremezsiniz. Arkadaki veli, öndeki öğretmen vesaire sizin diyaloğunuzu duyar. Bu görüşmek için uygun bir zaman dilimi değil. Her veliye mutlaka özel bir zaman dilimi ayrılmalı ve o her velinin isteği, dileği mutlaka dinlenilmeli. Sürekli yüz yüze olmayabilir ama bir dönem içerisinde bir kere yüz yüze, iki kere de bence bir ya da iki kere telefonla veliyle konuşulmalı. Çünkü veli de şunu hissetmek istiyor. Bak benim çocuğuma önem veriyor. Ben şahsen oğlumun okulundan her arandığımda diyorum ki bak ne kadar güzel ilgileniyorlar. Oysa ki sadece beni aramıyor ki. Bütün velileri arıyor. Bütün çocuklarla ilgileniyor.
öyle değil mi? Ama böyle herkes kendisini bir özel olarak hissetmek istiyor gerçekten. Ve bir telefon edip işte merhaba Saniye Hanım, nasılsınız? Her şey yolunda mı Demir'le diye merak ettim, sormak istedim. Siz nasıl buluyorsunuz gidişatı diye soruyor mesela. Kendisi hiçbir şey söylemeden. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bana bir söz hakkı tanıyor ve beni hiç bölmeden, sanki hiç acelesi yokmuşçasına beni dinliyor. Çünkü annelerin, babaların hep anlatacakları bir şey var. Hep. Ve hep anlatacakları çok şey var. Dolayısıyla bölmeden dinliyor. Sonra diyor ki ben de size birkaç bir şey anlatmak istiyorum onun durumuyla ilgili diyor. Eğer bir sıkıntı varsa bunu birlikte nasıl çözebiliriz diye soruyor. İşte sizden şu konuda destek bekliyorum diyor. Ve böylelikle telefonu kapatıyoruz. Ama biliyorum ki ben her veliyi arıyor. Her veliyle benzer diyaloğu yapıyor. Bu çok önemli. Her veliye kendisini özel hissettirmeye çalışmak gerçekten son derece önemli diye düşünüyorum. Ama bütün bunları yapıyor olabilirsiniz ama gene de bir yerlerde bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Yaşayacağız çünkü bizim çalışma alanımız insan. Biz çocuklarla ve onların anne babalarıyla çalışıyoruz. Anne babaları çocukları söz konusu olduğunda son derece hassas olabiliyorlar. Biraz önce verdiğim ayakkabı örneğinde olduğu gibi hiç takılmayacakları noktalara maalesef ki takılabiliyorlar. Olmayan şeyleri varmış gibi çocuk onlara anlattığında bundan şüphelenebiliyorlar. Biz her zaman onlara anlayış göstermekte yükümlü bir meslek grubuyuz. Çünkü biricikleri bizim elimizde. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür İpuçları ederim. için, öğretmenler için o küçük küçük ipuçları, eşit mesafede durmak, iletişimi hiç koparmamak, bunlar çok değerli bilgiler de bizim için. Çok teşekkürler. Sizi de tanıdığımız için, Ben sohbet yaptığımız için çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz Saniye Hocam. tanıştığımıza çok memnun oldum. Yolunuz, bahtınız hep açık olsun inşallah. Amin. Her zaman yanınızdayım. Ne zaman desteğe ihtiyacınız olursa her zaman buradayım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere.